şimdi çok özel yolda giriyorsunuz. Girilmez diyor, giriyoruz. Bu oda gerçekten çılgın bir oda. İnanılmaz. Bu bir sanat eseri. Çok aynı zamanda moda tasarımı yapıyorum. Bozulmayan odasına ilk kez ben de giriyorum. Dönemini ziyaret eden bir kişi 3 ay sonra gelsin aynı şekilde görebiliyor. Yaşatmak acayip güzel bir şey. Onu hak ediyorum. Kıymetli sanatçımız Harika Kapçı'nın atölyesinde ama emin değil sevgili Nevzat Hanım burayı bize açtı. Yakında herkes gezmeye başlayacak. Çünkü Haluk Akapçı'nın bir sanat eseri olduğuna inanıyorum dediniz değil mi Elin? Şöyle Haluk 2019'da buraya girdiği andan itibaren buraya her bir biraz sonra göstereceğim size merdivenlerdeki kapıdaki çizgileri falan teker teker kendisi yaptı. Aslında sanat eseri olan ev. Ev kendisi. Şu anda Haluk'un eserlerinden daha çok bu evi eseri olarak göstermek istedim. Adına bir formaya binmedik çünkü taşınıyoruz artık. Taşınıyorsunuz. Şimdi biz Akaletler Sıra Evler'deyiz. 33 numaradayız. Ve Haluk bu yaşama veda etmeden önce son ana kadar burada çok güzel sanat eserleri üretiyordu. Yani burası onun mabedi gibiydi. Burası asistanlık odasıydı. Aynı zamanda kedilerimize de misafir yapan bir odaydı. Yani zaman zaman gelip asistanlığının altında hiçbirinin bu odada olmadığını görünce oluyor. Out of sight, out of mind. Ya. Gözden uzak, işten uzak. Yorumlara. Mesajlarını da böyle yazıyor. Şurada bir şey var. Bir eseri var burada. Ama bu bilgili koleksiyonlar ölmüş aldınız. Evdeki bütün böyle ait eserler bilgili koleksiyonu. Sağ olsunlar, çok destek oldular. Yardımcı oldular. Şuraya normal yazımız gelecek. Ama Haluk'un ikonik resim fotoğraflarından bir tanesi. Evet, çok hoş. Evet. Haluk'u böyle anlatıyoruz zaten. Evet. Tekrar söylediğim gibi şu merdivenlere bakarsanız burası bir Chanel evi gibi. Bunlar hep Haluk kendisi mi yaptı? Tasarlayarak, evet. Burası bizim mutfağımız. Çok aslında bu sergi yaparken şey yapmak istemedim, çok düzenli ve temiz bir yer olsun istemedim. Burası bir atölye ve yaşanmışlığı, o duyguyu verebilmek için bazı şeyleri tamamen toplamadık. Ama taşınma aşamasında olduğumuz için birçok şey toplandı. Bizim yeni çocuklarımız burada yaşıyoruz. Hani hiçbir zaman hayvanlarımız demedi, hep çocuklarımız altı tane çocuk vardı. Harika. Burası mutfak Haluk, tamamen şu... O paneli Haluk paneldi. Evet, o arka bir paneldi. İşte aynaların ve boyamalarının. Burayı her şey dizayn etti. Şimdi arkada ufak bir bahçemiz var. Şu andan sana şey, orayı cennet gibi yapmıştı ama şimdi öyle değil. Değil. Ve şey işte çocukların da sürekli bahçeye çıkmasını sağlamak için. Şunu da okumak istiyorum. Haluk vefat ettiği zaman ben onunla daha önce bir röportaj yapmıştım. O röportajda anlattıklarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu evde, bu atölyede nasıl kapanıp, nasıl ürettiğini ve bambaşka bir ortama geçtiğini, ben paralel evren diyorum. Kendi dünyasına. Kendi dünyasına. Şimdi o zaman şöyle demişti. Ne kadar odaklanırsan o senin gerçeğin oluyor. Her zaman her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Kötüdeki iyiyi, karanlıktaki güçlü ışığı görmeyi öğrendim. Haluk bu böyle bu felsefeyle değil mi? Burada inanılmaz bir... Her zaman her şey en iyisini görürdü. Sadece iyi yönleri gördü. Peki. Dolaşmaya devam edelim. Haluk'un çok ufak bir hayvan bahçesi gibi bir şey vardı. Akvaryumları, kuşları falan. Fakat onları maalesef tasfiye etmek zorunda kaldık. Ama gene aynı şeyler başka bir yerde güzel korunmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Onu daha sonra göstereceğiz. Siz tabii Haluk'u yaşatmak için bir sürü proje yapmaya başladınız değil mi? En önemlisi bir vakıf kurmak üzereyim. Aa çok güzel. Ve bina arıyorum. Herkesin yardımına ihtiyacım var. Haluk'a kalbim. Bina kurma konusunda evet. Şimdi şu odadan başlayabiliriz. Haluk yazıları çok seviyor. Özellikle son dönemde daha da çok değil mi?
doğru. Ama şeyi okursanız aslında şimdi Haluk'tan sonra okursanız Burak'ta çok güzel bir eser. Değil mi? Evet, hepsi. Burası bizim şey odamız. Farm room derdi. Peki burayı kendisi bu içinden öyle gelmiş. Kırmızı. Coşkusu, enerjisi. Aynen. Burası bizim farm room derdi. İşte şey, kocaman bitkiler, hayvanlar. Çok güzel, çok hoş. Evet. Geniş bir mekan. Evet. Sizin evler zaten çok olağanüstü. Böyle şey, düşün, sanat evleri için çok önemli. Yüksek bölümün muhteşem binalar. İnanamıyorum bunların çocuğunun da hak yapabiliyor. Zamanında inanılmaz, çok kıymetli. Şu an kadar Haluk'un çok, bu odada çok Haluk Akakçı'ya ait çok güzel sanat eserlerini görüyoruz. Haluk canlı renkleri kullanmayı da çok seviyor. Çok severdi. Evet. Aslında şimdi size çok özel bir oda veriyorum. Ha, merak ediyorum. Şu anda siz olduğunuz için girebiliriz. Yarınlarınız çok limited. Giriş olur. Bu arada zaten şu anda ilk ben giriyorum. Yani evet. Kaç gün açacaksınız? Üçü. Üçüncü. Cuma günü açık olmazsa. Burayı kısa bir süreliğine Haluk Akakçı'nın eşi sevgili Nevzat Hanım açıyor ki yani gerçekten Türkiye'nin en kıymetli sanatçısı, ünü, dünya çapında bir üne sahip, çok kıymetlimiz. Hepimizi çok üzdü bu dünyadan gidişi Haluk'un. Fakat işte siz ne güzel başladınız çok güzel projelerle onu yaşatmaya. Biz bu sıra evlerde, Haluk Akakçı ölmeden önce burada hala üretmiyor. Ve sıra evlerdeki atölyesine ilk kez giriyoruz. Sonra 16'sına kadar da herkes görecek. Bir girelim, çok özel bir yere gidiyoruz şimdi. Oo, burası evet. İnanılmaz. Haluk aynı zamanda tasarım yapıyor. Giydiği birçok şey kendisi tasarım. Bunların bir kısmı tabii ki şey, Haluk'un aldığı şeylerden, marka. Ondan sonra değiştiriyordu, bir şeyler ekliyordu, çıkarıyordu. Ama yani şunlar tamamen kendi şeyi. Şunlar eklemek için özel değil. Ama mesela şunu göstermek isterim size. Şu. Eskisiyle beraber. Çizimiyle beraber. Bunu hazırlayıp yapmış. Siz de görün. Çok harika. Haluk'un o ışıltılı, cap canlı, çılgın dünyasını aslında hem yaptığı sanat eserlerinden hem giydiklerinden. Bu oda gerçekten çılgın bir oda. İnanılmaz. Gözlük meraklısıydı. Gözlük meraklısıydı, maske meraklısıydı. Şapka, işte şapka, peruk. İnanılmaz. Şurada bir şey, dikiş makinesi de yerini almış zaten. Orada. Burası üretim odası. Bunları sergileyeceğim. Bunları ne yapacaksınız? Bunları böyle koyacağım. Böyle bu şekilde. Sadece şurası limited. Şuraya kadar gelip. Sonra ne yapacaksınız? Çünkü bunlar müzelik olmuş aslında. Eğer bakıp... Vakfın şeyi o zaten. Üç katlı bir bina bakıyorum. Bir katı müze gibi. Şuralara da bir bakabilir miyiz? Wow, inanılmaz. Yani bunlar da bir sanat eseri. Şimdi şuna bakıyorum. Evet. Şu inanılmaz bir şey. Bu bir sanat eseri. Böyle zaten. Gerçekten. Zaten üstüne de yapılmış. Kendisinin şey, boyaması. Çok inanılmaz. Çok hoş. Evet, buraya çok fazla insan alamazsınız herhalde. Yok, çok limitli olacak. Birdenbire bir akşam Haluk'u bu kıyafetlerle bir sergi açılışında görebiliyordu. Çok müthiş. Şeyin yukarı şapkası. Aa, evet, bununla resmi var zaten. Evet, aşağıda gördüğünüz resimde bu var. Meleklerin özel bir yeri var. Çok da fazla her şeyi düzenlemek istemedim. Ama şu burada odada gördüğünüz yani belki de %2'lik bir bölümü. Diğerleri nerede duruyor? Onlar taşıdık. Taşıdınız. Evet. Burayı kapatmadık. Için, burayı kapatmadan önce hiç sadece Haluk Akakçı nerede yaşıyordu, nasıl yaşıyordu? Onu göstermek için. Harika. Yani bir de şey de var tabii, Haluk Akakçı'yı sadece bir yönüyle tanıyan kişiler de var. Böyle olmadığını göstermek istedim. Evet. Yani zaten çok yönlü, çok yaratıcı. Kendi özel dünyasında ne kadar çok derinliği olan ama bunu herkesle de paylaşmayan, biraz konuşmalardan biraz öyle anlıyordum.
ben şey diye yazmıştım, yani ona yakın ya da uzak olan hiç kimse Haluk Akakçı'ya kayıtsız kalamadı. Yani o kayıt, evet gerçekten ona kayıtsız kalamıyoruz. Hı. Ve gittiği yerde huzurlu uyusun ama bize çok güzel eserler, bir isim, dünya çapında. Siz de ne güzel şimdi vakıf kuruyorsunuz. Haluk Akakçı için sevgili Nevzat Hanım şimdi bir vakıf kuruyor. Bu albümün şeyi her zaman çok güzeldir. Farklı açılardan bakarsanız, aşağı o taraftan bakarsanız şeyi daha farklı. Görüntüsü evet, çok farklı. Yansıtması da evet, farklıdır. Harika. Ben de çok Haluk'tan da duyduğum, etrafından da duyduğum bir... Burayı gezdiğim için çok mutluyum gerçekten. Hani tahmin tam... Ben de çok sevindim. Gerçekten şu tarafa geçelim. Wow. Burası bizim yatak odamız. Yatağı falan kaldı, makamada kaldık. Ama başka zaman başka şeylerle. Ah, bu şeyde serlendi. Bu bende de oldu. Marbile serlendi. Şurada da çok sevdiğim şey, Rokas Park'ın şey, onun kızın da şurada da betimler. Bunlar şey, Rokas'ın birisine hediye etmiş ama öyle yani getirecekler. Şeyin de betimlerinde koyduk buraya. En sevdiğim parkı mı? Evet. En sevdiği kitap. En sevdiği kitap ne? Aristik'e yazıyor. Bunu bana söylüyordu mecburen beni. Evet, siz çok da okurdu zaten, çok yönlü olduğu için. Hani onun kitabından önemli olduğu bir en sevdiği kitap. Cesur ve tabii şeyleri. Hani oyuncakları. Oyuncakları. Bu eski işlerinden çok iç açıcı zaten, eski işler. Renkler falan. Hiç bozulmayan odasına ilk kez ben de giriyorum. İnanılmaz bir yer. Şu 29 Ekim mesajına müthiş. O öyle o zamandan beri orada duruyor muydu? Yenildi, ben koydum. Aa, çok iyi yapmışsınız. 29 Ekim'de de mesajını. Bu bütün kapılara bir yazılar falan gelmiş değil mi? İnanılmaz etkileyici bir durum. Gerçekten. Burayı canlandırmayı düşünüyor musunuz başka bir yerde? Aynı bir şekilde. Hayır, şöyle. Çünkü aslında Haluk'un evini ziyaret eden bir kişi 3 ay sonra gelsin aynı şekilde görebiliyor. Çünkü sürekli bir değişim içerisindeydi. Şey, gerçekten sabit kalmak bana için çok sıkıcı şeylerdi. Bu son 7-8 ay belki son bir senelik hali yani görüyorum. O sırada da gerçekten hani hastaydı. Evet. Mücadelenin de içindeydi. Kesinlikle. Ama renkler onun dünyasında ne kadar çok evet, yer kaplıyormuş. Evet. Bunları hazırlatmıştı, şeyleri arkalarını boyatıp. Nevzat Hanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunları bizimle paylaştığınız için. Çok teşekkür ederim. Burası şimdi Artvin kapsamında halka da, sanatseverlere de açılacak. Haluk Akakçı'nın dünyasına bir nebze de olursa girmek isteyenler burayı gezip görebilecek. Bence harika bir iş yapıyorsunuz. Büyük bir üzüntü yaşadığınızı biliyorum ama onu bir kenara bırakıp bunu göstermek için de çaba sarf etmişsiniz. Elinize sağlık. Çok kıymetli. Çok iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki benimle konuştunuz. Biliyorum sizin için hiç kolay bir şey değildi. Hak ediyordu. Evet, Haluk bunu hak ediyordu. Daha da fazla. Çok teşekkür ederim. Ama olacak. Olacak her şey. Evet. Yani yaşatmak acaba güzel bir şey. O yüzden onunla ayakta kalacaksınız. Evet, birazcık da demin söylediğim şey yapmıştım. Bir Haluk'ta 100 tane Haluk vardı. Herkesin bir tarafını görüyor olması. Evet, daha çok güzel. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim.